Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Karşınızdayım. Ne için? Yaz makyajı için. YouTube kanalımı açtığımdan beri yaz makyajı zaten yapmak istiyordum. Çoğunlukla yaz günlerinde benim de kullandığım bir makyaj. Ya şimdi aslında bazılarınıza göre bu makyaj sade ve hafif gelmeyebilir. Ben zaten normal hayatımda da ağır makyajları daha çok seviyorum. O yüzden bazılarınıza göre belki ağır, bazılarınıza göre gerçekten hafif olacak bir makyaj. Fazla uzatmak istemiyorum. O zaman hep birlikte yaz makyajımıza geçelim. İlk önce tabii ki de ne yapıyoruz? Yüzümüzü nemlendirerek başlıyoruz. Ben biliyorsunuz ki Nivea nemlendirici kremini kullanıyordum. Bir arkadaşımın önerisiyle... Ay konuşamıyorum ya, sinirlerim bozuldu. Artık konuş. L'Oreal'in bu nem terapisi adlı nemlendiriciyi kullanmaya başladım. Arkadan ben müzik yaptım biraz. Belki müziği efektle koyamam diye. Elime sıkacağım. Elime çok hafif aldım. Bu zaten çok güzel nemlendiren bir şey. Direkte emiyor. Birazcık böyle destekleyerek cildimizin nemlendiriciyi emmesini sağlıyoruz. Yani şu an çok işe yarıyor böyle yapmak. Bu arada tırnaklarım öyle bir uzadı ki hiçbir şekilde kırılmıyor. Göstermek istiyorum, bir dakika. Artık cildim nemlendiriciyi birazcık emdiğine göre hemen fondötenime geçmiyorum. Ben de şaşırdım, orada bir kurtardım. Benim de yakın zamanlarda almış olduğum bir primer var. Biliyorsunuz ki yine önceden ben primer falan kullanmıyordum. Fondötenden önce bunu kullandığınızda gerçekten arada bir fark olduğunu görebiliyorsunuz. Güzel bir farklılık oluyor ve cildi aydınlatıyor, daha parlak görünmesini sağlıyor. Şöyle bir primer kullanacağım. Çok az bir şekilde kullanacağım. Sizin için bir kalp yapmak istemiştim oysa ki ama hiçbir şey beklediğim gibi gitmedi. Yüzüm şu an yağlı yağlı hissediyorum. Hava gerçekten o kadar sıcak ki size anlatamam. Bursa'da daha da sıcakmış. İstanbul'da o kadar sıcak değildi hava. Saçımı uzatmak istiyorum çünkü eski videolarıma baktım ve eski videolarımda saçım gerçekten uzun ve sağlıklı görünüyor. Şöyle bir şey var, o zamanlar bana saçım uzun ve sağlıklı gelmiyordu. Yıpranmış geliyordu. Aslında öyle bir şey yokmuş. Şu an yıpranmış. Ama şu anda tam tersine. Yıpranmış gelmiyor. Diyordum saçım kısa. Uzatmalıyım saçım. Ama zaten uzunmuş. Akıllı deli sorular. Neyse, fondötenimize geçelim. 2 yıl önce falan bu fondöteni kullanıyordum aslında. Sonrasında bu fondötenin kuru ciltler için olmadığını söylediler. Geçenlerde bu fondöteni gördüm. Bakıştık, eski aşkımız uçuştu böyle havada. Bu fondöteni yeniden almalıyım. Bu fondötene yeniden bir dönmeliyim. Bakayım ne olacak. Daha iyi geldiğini fark ettim. Ne yalan söyleyeyim size. Fondöteni Fit Me en açık numarası 110 numara. Biliyorsunuz ki cildim çok çok beyaz. Hiçbir şekilde yanamıyorum bu arada. Güneşin altında tam 4-5 saat yattığımı bilirim. Yanmak yok. Kızarıklık. Yeniden beyazlık. Ama güzel bir şey mi diye sorarsanız beyaz tenli olmayı seviyorum. Geçen videolarımda bir tane Beauty Blender'a o kadar saydırmıştım ki tabii ki de o Beauty Blender'ı çöpe attım. Çok çok kötü gıcık etti. Hiçbir şekilde fondöteni yedirmiyordum. Yorumlara lütfen şey yazmayın. Bu yaz makyajı, kendine gel, bu kadar fondöten sürülmez falan yazmayın. Göz altlarıma gelmesi benim için hiç sorun değil. Fondötenin göz altlarına ve üstlerine gelmesi daha da güzel yapıyor bence. Bu videodan sonra bir tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Sonrasında da dışarı çıkacağım. O kadar çok video depoladım ki. Daha 3 tane falan atmam gereken video var YouTube için. YouTube'a bu aralar full video atmaya başladım. Beni çoğunuz TikTok'tan tanıdınız. Belki şu videoyu izleyenlerin yarısı, hatta daha fazlası TikTok'tan geldi. TikTok'tan tanıdığı için geldi. Şöyle bir şey var. TikTok'ta 15 saniyelik videolar çekiyorsunuz. Yayınlardan sizinle iletişime geçiyor olabilirim rahat rahat. YouTube'dan kendimi daha çok ifade edebildiğimi ve sizinle daha da
iç içe olduğumu hissediyorum. O yüzden YouTube'u hiç boş bırakmamaya karar verdim. Ve bunun için gerçekten güzel bir motivasyon gerekli, heves gerekli. Bir gün sıkılabiliyorsunuz, sonra bir hafta boyunca video çekesiniz falan gelmiyor. Bunun olmaması için sizin güzel yorumlarınız lazım, sizin destekleriniz lazım. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum o yüzden. Yorum yapabilirsiniz bol bol. Çünkü tüm yorumları boş vakitlerimde gerçekten okuyorum. Ne bileyim, Instagram DM'den güzel mesajlarınız olur. Bunları da okuyorum. Emin olun ki tüm mesajlarınızı, yazdığınız her şeyi okuyorum. Cildim bebek gibi oldu, fark ettiniz mi? Nemur gerçekten işe yarıyor. Nemlendirici de var altında. Şimdi fondötenimizi yüzümüze tamamen yedirdiğimize göre kapatıcımı değiştirdim. Eskiden bunu da kullanmıştım. Bugün bunu kullanmak istiyorum. Hem hafif... Bir dakika, buraya ne olmuş? Aa, fondöteni sildim. Hani boya falan yaparız ya evlere. Şöyle bir yaptım, çıktı. Derim çıktı oradan, cildim. Çeviriyoruz ve sürüyoruz. Bir pandaya benzedim şu anda. Evet, cildimiz bebek gibi oldu. Tüm kirpiklerimi ve kaşlarımı fondöten kapatıcı yaptığıma göre kaşlarımızı doldurmaya geçebiliriz. Tam olarak doldurmak demeyeyim çünkü ben kaş maskarası kullanıyorum. Benim için yeterli oluyor çünkü kaşlarımın arasında çok fazla bir boşluk yok. Şöyle göstereyim, bunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi çok bir fark olmadı. Yüzüme birazcık şuralarıma bronzer kullanmak istiyorum. Bu kadar kullanmak yeter. Ben çok fazla yanaklarımın kızarık olmasını sevmiyorum. Fara bir geçelim. Az far kullanacağım zaten. Şöyle bir palet kullanacağım. Fazla renkli bir şey kullanmak istemiyorum. Buradan benim bazen göz pınarlarıma da kullandığım, çünkü çok fazla renkli olmasını istemiyorum göz kapağımın, biraz ışıltı gelmesini, ışıltılı olmasını istiyorum. Birazcık alalım. Hiç uğraşmadan direkt her yere fırçayı çarpıyoruz. Aşırı sıcak, bu şartlar altında video çekmek bir ölümmüş. Highlighter'a geçmek istiyorum. Nerede benim highlighter fırçam? Burada. Bu highlighter'ı herkeste görüyordum. Makyaj videolarında olsun. Bir türlü almıyordum. Dedim ki bir ben de deneyeyim dedim. Gittim gratis'e, ben de aldım. Sonuç, bayıldım. Bayıldım, cidden bayıldım. Çok mu parlattım ya ben? Kendimizi tabii ki de bu kadar parlatmamız gerekiyordu. Çünkü bu bir yaz makyajı. Artık rimele geçme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Her zaman kullandığım, 4-5 yıldır falan bunu kullanıyorum. Rimeli çok yoğun bir şekilde kullansam mı? Bilemedim. Bir an kararsızlık oldu orada. Ama rimeli alt kirpiklerime değil, sadece üst kirpiklerime uygulayacağım. Peki rimel sürünce bu farklılığın olması kaç puan? Şu gözüme bakın, şu gözüme bakın. Şu aynamı kullanacağım ben. Highlighter'ımın aynasını kullanmak istiyorum. Rimel sürünce o kadar güzel bir farklılık oldu ki böyle çok tatlılık kattı bir anda. Artık rujuma geçme zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Pastelin bu 31 numaralı. Uf. Pastelin bir 31. Ben nasıl pislik bir kız oldum böyle ya. Pastelin bu 31 numaralı olan rujunu kullanacağız şimdi de. Bugün için özellikle bu rengi seçtim. Numarasından değil. Yaz makyajı için baktım hangi rujum olabilir dedim. Hazır bunu da hiç kullanmamış. Yaz makyajı için bence bu ton çok uygun. Ama sadece pastelin bu rujunu kullanmayacağız. Onun yanında da parlatıcı getirdim. Onun rengine benzer ama biraz daha açığı. Bu parlatıcıyı daha önceki videolarımda kullanmıştım. Gerçekten çok güzel his bırakıyor ve dudağı birazcık büyütüyor. Naneli olduğu için ferahlık veriyor. Arkadaşlar, hayatım nasıl biliyor musunuz? Şöyleyim, üzgünüm. Sonra bir şey oluyor, bir şeyler oluyor, mutluyum.
2-3 gün içerisinde, hatta yalan atmıyorum, yeniden aynı gün içerisinde daha mutlu olacağım bir şey oluyor. Aynı gün içerisinde üzgün olacağım bir şey oluyor. Üzgünlük, mutluluk, üzgünlük, mutluluk, üzgünlük. Bakın nerede kalacak? Burada kaldı. Üzgünlük. Mutluyum, üzgünüm, mutluyum, üzgünüm. Bıktım ya. Artık tamamen böyle bir ay boyunca mutlu olmak istiyorum. Bir ay, sadece bir ay. At, ne olursun. Bir ay boyunca mutlu olayım. Hiçbir şey istemeyeceğim başka bu hayattan. Gözüm açık gitmeyecek. Cidden gözüm açık gitmeyecek. Tam diyorum ki her şey yoluna girdi. Her şey çok iyi şu an. Hani bir şeyler çıkıyor, yine bir bokluk çıkıyor. Sizde de böyle mi? Ne olursunuz bunu yorumlara yazın ya. Çok yalnız hissetmeye başladım bu konuda. Rujumu sürdükten sonra her şey daha da iyi olacak, evet. Daha mutlu olacağız. En azından böyle mutlu olalım. Çok güzel. Rengi çok hoş. Rengi çok hoş. Böyle konuşmam. Ruj sürerken hani arkadaşınız size bir şey der. Evet. Ha. Aa, öyle. Hayır. Böyle konuşursunuz ya, aynı ona benzedi. Ben böyle hareketler falan yapıyorum ama umarım buraya güzel bir müzik eklerim de böyle saçma saçma görünmez de kesme kırpmak zorunda kalmam. Bir karar aldım, makyaj videolarımın montajıyla daha da çok ilgileneceğim. Çünkü neden olmasın? Benim de güzel makyaj videolarım olsun istiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Geçenki videomda fiyatı dememe çok takılmışsınız. Böyle yapıyorum mesela. Fiyatı demiyorum. Fiyatı. Evet, bunun da fiyatı. Orada bir video çektiğim için ve videonun daha da eğlenceli olmasını istediğim için o tarzda konuştum. Eğlence katmak için farklı konuştum. Abartacak hiçbir şey gerçekten bulamıyorsunuz. İyi yorumu yapanlara bir şey demiyorum. Çünkü şey gördüm. Fiyatı demen kalp ben işte... Fiyatı demen çok tatlı gibi yorumlara hiçbir şey demiyorum. Çünkü bunlar video olduğu için o tarzda konuştuğum anlamış, zekası gelişmiş insanlar. Ama zekası gelişmemiş olanlar işte ancak story'de falan paylaşır. Ne bileyim, izlemeye devam etsinler. Bu videoyu da görüyorsan şu an eğer izlemeye devam et. Belki birazcık doğru düzgün makyaj yapmayı, ne bileyim kendine bakım yapmayı falan öğrenirsin. Çünkü arada bu tarz videolar atıyorum. Artık parlatıcımızı sürebiliriz. Parlayalım. Benim yaz makyajım bu kadardı. Birazcık size yakın çekimden de göstermek istiyorum makyajımı. Makyajımızı bitirdiğimize göre artık videoyu sonlandırabilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Benim genelde yazın kullandığım makyaj bu tarzda oluyor. Sürerim. Üzerine de parlatıcı mutlaka sürerim. Tabii şöyle bir şey söylemek istiyorum. O gün rüzgar var. Saçınız tamamen rujunuza yapışır. O günler hariç yazları bu makyajı kullanıyorum. Bazen ruj rengimi değiştiriyorum. Bazen far rengimi değiştirebiliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. O ana dek kendine çok çok iyi bakıyorsun. Videoyu beğendiysen beğenmeyi sakın unutma. Yorumlar kısmına yorum yazmayı sakın unutma. Abone olur ve bildirimleri de açarsan bunun yanında. Neden ben böyle şey tekerleme gibi konuşuyorum ki şu an? Bildirimleri de açarsan bunun yanında. Instagram'dan da takip edebilirsin. O zaman daha da çok mutlu olurum. Ve açıklamalar kısmında Instagram hesabımın linki vardır. Öpüyorum. Öpüyorum, öpüldünüz. Bay bay.